Öğrenci Duvar Ekstra'dan herkese merhaba. Ben Selma. Ben Yiğit. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk. Yiğit Bey sorularımıza geçmeden önce kısaca sizi sizden dinlesek neler söylersiniz? Ben Yiğit Sertdemir. İzmir'de doğdum. E, mühendis olayım diye yetiştirildim ama tiyatrocu olmaya karar verip hayatımı onun üzerine geliştirdim. Ve işte uzun yıllardır herhalde 22 sur sene oldu. E, yazar, yönetmenlik, oyunculuk gibi tiyatronun farklı alanlarında üretmeye gayret ediyorum. Altıdan sonra tiyatro kurucularındarım Kumbara 50. İstanbul'daki Kumbara Celli sahnesinin yine kurucularındarım Aynı zamanda şehir tiyatrosunda da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosunda da varım. E onun dışında da herhangi bir yerden ya Gel, gelsen biz bir şey yapsak denildiğinde de <laughs> gidip orada da bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Öyle. Evet o halde 6'dan sonrayla başlayalım isterim sohbetimize. 6'dan sonra tiyatro hikayenizden başlayacak olursak dediğiniz gibi bu süreçte sizi yol arkadaşlarınızdan ayırt eden şey ne acaba? Çünkü hani size sadece 6'dan sonra değil de 6'dan önce de bütün bu emeği vakfettiren, o tiyatro yapma motivasyonluk konuşabiliriz. Belki o mühendislikten konservatuara evrilen karar anı belki de. Yani aslında tabii arkadaşlarım da 6'dan sonra tiyatronun kurucu ekibi de İTÜ'den e, arkadaşlarım ya. De okuyordum zaten o zamanlar. işte amatör olarak tiyatro yapma gayretiyle e, henüz öğrenciyken bir araya geliyorduk. Sonra e, ila, o, zamanlarda değil <laughs> o zamanlar dediğim de 90'lar. O zamanlar olunca yani geçen sene değil. 90'larda. Sonra e, üniversite biterken ya biz beraber tiyatro yapmayı çok seviyoruz. Niye bunu devam ettirmiyoruz şeklinde serzenişlerin nihayetinde o zaman bir mezun tiyatrosu niye kurulmasın dendi ve adı üstünde 6'dan sonra yani baydan sonra ee, anlamına da gelen 6'dan sonra tiyatro kuruldu. Ee, o sıralar zaten ben İTÜ'ye geldiğim anda doğrusu yani makine mühendisini kazanarak gelmiştim. Ee, i̇lk geldiğim günü çok iyi hatırlıyorum. Birinci sene hazırlıktı zaten ama gelir gelmez e, burada tiyatro kulübü var mı, nerede? Yani ilk sorum o olmuştu zaten. Ee, Fen Lisesi'nde de okumuştum ama hep tabii ki içimde. Yani her hı hı. yerimizde olduğu üzere oynama gayreti. İşte ile ilgilenme, seyrettiğim ne şanslıyım ki ben Necat Uygur'u da seyredebildim. Yalızkent Ermişkent'leri de sahnede seyredebildim. Yeah. Sekimetini de sahnede seyredebildim. Dolayısıyla onlara olan hayranlıkla, onların sahne üzerindeki e, sevilme ve sevme halleriyle çok erken tanışınca... ...tabii ben de o dünyanın içinde olmak istedim herhalde. Hep öyle görmüşümdür yani. E, hali hazırda. Dolayısıyla İTÜ'ye geldiğimde içimde kurtlar oynaşıyordu <laughs> E, o yüzden de hemen o soruyu sordum. Burada tiyatro kulübü var mı? Varmış da. E, hemen oraya başvurdum. Hem Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu İti Makine Mühendisliğinde olan hem de Güzel Sanatlar Bölümü diye bir bölüm vardı. Daha hala vardır herhalde. E, seçmeli, sorunlu seçmelilerden değil ama e, seçmeli. Bölüm dışı ders olarak işte halk oyunları, işte, tango gibi e, dersler var. Tiyatro da onlardan birisiydi. İki kredilik bir dersti ama bu bizim Güzel Sanatlar Bölümü tiyatro topluluğumuz. O iki kredilik dersin bir uzantısı olarak 90'ların başında kurulmuş. Biz de orada beraber tiyatro yapmaya başladık. E, beni ayıran özellik o yıllarda da herhalde ben çok özgeçmişimde de yazar. Yani amatör olarak mühendislikle ilgilenip profesyonel <laughs> gayret etti diye. Birazcık galiba orada ayrıldık. Yani bunu müspet bir ayrılık olarak görüyorum doğrusu. Hani onlar yapmadı işte ben de böyle bir şey yaptım değil de herkes aslında kendi yolculuğunda kendini konumlandırdı. Dolayısıyla da baştan beri hep içinde olmak istediğim tiyatro dünyasına altıdan sonra tiyatroyla öncelikle sonra işte Sadir Alışık Tiyatrosu'nda profesyonel oldum. Sonra okulu bırakıp tiyatro okuma eylemine geçtim. Aynı sene şehir tiyatrosuna başvurdum ve audition'la işte seçmeyle bir rolü alarak şehir tiyatrosuna girdim. Yani bir zaman geçtikten sonra keskin bir şekilde aslında hayatım tamamen tiyatro olmuş oldu böylece bu kararı alan bir tek ben olduğum için galiba biraz ayrılıyorum. Tabi aynı şekilde Gülhan Kadim de İTÜ'den mezun olmasına rağmen şu an aslında tamamen tiyatro ile ilgileniyor. Yani işin hem yürütmesiyle ilgileniyor yani o tarafıyla hem de yönetmen, oyuncu olarak hatta kreatör olarak tiyatronun içinde var oluyor yani. Aslında iki kişiyiz diyebilirim bu anlamda. Peki Kumbara geçelim buradan. Alttan sonra da eve olan Kumbara Celi'den konuşalım. Oradaki oyunlarınıza baktığımızda genelde hani dışarıdan bir göz olarak naçizane benim gözlemleyebildiğim hep bir samimiyet ve hep bir özgünlük. Ya bu uğurda ortak bir hayal için çabaladığınız aşikar. Peki sizi tiyatro paydasında birleştiren bu ortak hayali sorsam? Hmm. <laughs> Güzel. Ee, tabii şimdi alttan sonradan kumbara geçme cümlesi ni kurarken 2-3 saniye harcıyoruz ama aslında o geçiş 10 sene, 10 sene var o iki arasında. Altan Sur'un tiyatro Altan Sur tiyatronun kuruluşu 99, Kumbara kuruluşu 2009. Ya e aslında birazcık da bu burada gizli galiba e, sorduğunuz sorunun sırrı. Bizim tayfa alaylı gelenekten geldiği için ben de kendimi o gelenekte görün doğrusu. Yani okumuş olsam dahi e, hep alaylı olduğumu söylerim. Şehir tiyatrosunun kendi geleneğinde olduğu için Aynı zamanda yani aslında tiyatroyu üretirken hep o alaylılığı, o gönülden olanı merkeze koyan bir anlayışla aslında ilerledik. Ee, burada da bizim Kumbara açılmasında da aynı şekilde biz hep aslında bir arada bir şey yapmakla ilgilendik. Hala da öyle yani özgünlüğü tabii sizin takdiriniz belki öldür Doğrudur. E, samimiyeti çok duyarız biz. Yani çoğu seyircimizden samimi olduğumuz cümlesini duyarız. E, hatta seyirci salt tiyatro seyircisi değil, tiyatro eleştirmeninden, tiyatro camiasından da e, çok duymuşluğu vardır bizim ekibin. Çünkü aslında biz bir arada e, keyif aldığımız, söylemekten keyif aldığımız, bu keyif almak, sahneye çıkıyoruz, kendi kendimize eğleniyoruz anlamına gelmiyor. Bir şey paylaşmanın keyfi, bir şey öğrenmenin keyfi. Bir deneyimimizi beraberce başkalarıyla, Aktararak da olsa paylaşabilmenin keyfi, bütün bunların keyfi, beraber üretmenin keyfi. E biz bundan hoşlanıyoruz. O yüzden bizde böyle yıldız oyuncu, yıldız yönetmen, yıldız yazar falan gibi durumlar yoktur. Yani ortak akıllı vardır. E, beraber üretmenin getirdiği yaratıcı fikirler vardır. E, prova süreçlerimiz bizim e, birkaç kural neticesinde gerçekleşir. Saçmalayacaksın, rezil olacaksın, hata yapacaksın. Temel yönelimimiz budur. Yani ben bir atıyorum yönetme olarak provaya girdiğimde hadi sahneye dediğim anda Herkes zaten e, olabilecek tüm saçmalamaklara, saçmalamaya hazır şekilde sahneye atlar. E, dolayısıyla da zaten herkes kendini rahatça ifade edebilir bir halde bulur kendini. Ama bu dediğimiz şeyin kolay olmadığının farkında olarak kuruyorum bu cümleyi. Çünkü bu bir süreç gerektirir. Yani insanın yarasını gösterebildiği kişilerle yol alması değerlidir. Biz birbirimizin çok yarasını görmüşüzdür. E, ekibimize sonradan katılan insanlar da bizim yaralarımızın açık olduğunu görünce ya o yaraları kanatmaya çalışmışlardır dolayısıyla yolda ayrılmışızdır ya da onlar da yaralarını göstererek bizimle ortak bir dünya içinde yaralıyorlar. Ne ee, güzel o, o güven ortamını vermek. E, evet yani bunu aslında gelen de orada ev sahibi gibi gözüken kişiler de hep birbirine vermeye çalışır. Tabii ki e, arada kayıplar, tabii ki fikir ayrılıkları, tabii ki uyuşmazlıklar olur ama neticede e, dediğim gibi kan kardeşi sayılırız. <laughs> ya da birbirimize gösterdiğimiz ve beraber tımar etmeye çalıştığımız için. Ya ne mutlu size. Peki yazarlık yönünüzden de konuşalım istiyorum. En başta biraz bahsettik. Evet. Çünkü sizin sizi hikaye anlatmaya yeten gücü merak ediyorum açıkçası. Tam bu noktada sizin oyunlaştırıp sahneye koyduğunuz ve yine sizin can verdiğiniz Demir Yol Hikayecilerindeki o okurunu bekleyen hikayeciyi hatırlayabiliriz belki. Yazarlık aslında benim için çok eski bir hikaye gibi. Yani İlk daha lisedeyken ya da ilkokuldayken bile hep böyle işte Zeki Metin parodilerinden kendimce yeniden yazdım. Yok işte Ömer Seyfettin'in Pembe İnceli Kaftan öyküsünü alıp uyarladım bu söylediğim yaşlar 7-8 bu arada hani 13-14 değil bir şeyim var zaten eğilimim vardı. E, üniversitede tiyatro okurken, tiyatro okumayıp amatör olarak tiyatro yaparken pardon. E, yazma girişimim oldu. İlk oyunum hatta özgeçmişimde de yazar. Yani Yumuşak G diye bir oyun yazdım. Buna rağmen yazmaktan vazgeçmedim diye. da korkmuştu ki. Ama ekip galiba burada yine söz konusu. Ben seviyorum. Masalları seviyorum, hikayeleri seviyorum. Eğer yazdığım oyunda da genelde bunlara temas eden şeyler vardır. Kaçıncı oyunum oldu bilmiyorum. 16-17 oldu galiba. E, 15'den fazla olduğunu biliyorum. E, her oyun aslında şöyle bir ...farkla belki konuşulabilir. Yani ben hep ekibe yazdım. Ben bir oyun yazarı olarak o yüzden görmem kendim Yani bir Özen Yula gibi, Murat Ambungan gibi... ...Berk evet. Berk genelde ekibe yazdı ama... ...ben hep kimlerin, neredeyse kimlerin... ...oyunacağını bilerek oyun yazdım. E, bilmediklerim de oldu elbette ama... ...o yüzden hep e, sahnelendi. Benim sahnelenmeyen, yazdığım köşede duran... ...bir oyunum da yok. Dolayısıyla aslında ben bir üretimin içerisindeki... ...parçaydım. Yani sıkça gördüğümüz... ...eskiden daha çok gördüğümüz, yani sonuçta Molière... Ve kumpanyası da böyle hareket ediyordu. Ee, Birçok kumpanya da öyle hareket eder. Yani ekip bellidir, kumpanya için oyun üretilir. Bizde şöyle gelişir olaylar. Yani bu sene kimler oynayabiliyor, kimler var, kimler yok, kim ne yapabilir? Neye takıyoruz, bu seneki temamız ne? Yani şu an neler bizi rahatsız ediyor, neler bizi gıdıklıyor? Nasıl bir oyun istiyoruz? Yani biraz tebessüm mü edelim, yoksa biraz canımız mı acısın gibi. Ve hayatın bize getirdiği kimi tetikleyicilerle ben... Genelde oturup yazmaya başlıyorum. Bunların bir kısmı yazdım ve getirdim şeklinde oluyor. Bir kısmı prova sürecinde oluyor. Bir kısmı hatta son yıllarda genelde öyle oldu. 2019 öncesinden bahsediyorum. Tabii pandemi müthiş bir keskinlik evet. sağlıyor. Oyunculara premier hediyesi olarak oyunun tekstini veriyordum ben. Yani <laughs> O gün bitiyordu oyun artık. Çünkü aslında onlar bir şey getiriyor. Ben süreçte bir şeyler buluyorum. Güncelleniyor. Evet biraz zor bir süreçtir yani herkes için çok bunaltıcı çok yorucu bir süreçtir ama çok belki de bir önceki sorunuzdaki o özgün olma meselesi biraz bunlardan ötürü oluyor. Ekibin çok yaratıcı olmasından sürekli bir şeyler getirmesinden ötürü oluyor. E, neticede de Demiryolu Hikayecileri Oğuz Atay'ın hikayelerinden uyarladığımız bir e, oyun tek kişilik bir oyun. Üç hikayesi var içerisinde. Aslında beni en azından oraya doğru iten de tam da pandeminin o keskin hali idi. Evet ben de o vurguyu yapmak istedim oradaki okurunu bekleyen evet. hikayeci derken aslında. Evet, evet çok doğru bir benzetim o. Okurunu bekleyen hikayeci ile seyircisini bekleyen oyuncu aslında tiyatrocu e, kimliği vardı. Hatta biz oyunu konuştuğumuz zaman işte tasarım yapan sevgili Candan Seda Balaban Amerika'daydı o sırada. Kostümleri yap, yapıp postayla gönderdi. Ama biz oyunu oynamaya başladığımızda bir senedir Türkiye'deydi. Yani süreci düşünün. Nereden evet. nereye geldin? Çünkü premieri sürekli ertelemek zorunda kaldık falan. Önceliğimiz şuydu aslında. Bir sanatçının beklentisi idi. Çünkü pandeminin ilk ayları herkes hatırlayacaktır. Kuşkusuz sizin özellikle podcastinizi takip edenler. Ee, hala da öyle 12'den sonra müzik yasağı var mesela hala. Evet. Ee, tiyatrocuların arasında çok ciddi maddi sıkıntılar, kendini var etmeyle ilgili sıkıntılar, müzisyenlerin içinde çok ciddi sıkıntılar, intihara kadar giden e, sıkıntılar. Bütün bunlar aslında bir sanatçının e, ne olduğuna dair bir araştırmanın da sorusu ya. Yani kaybolmamak için ben buradayım diyen, e, ben buradayım bu duyup ben de buradayım diyen e, seyirciye ulaşmaya çalışan e, bir topluluğuz aslında biz. Birileriyiz işte. Bir tarafımız çocuk, bir tarafımız deli. Bir tarafımız gayet işte mühendislikte var. <laughs> Her birimizin zihninde ve kalbinde. Beckett'in güzel bir tabiri vardır ya. Beynimin içinde bir kalp atıyor diye. Bizim durumumuz biraz öyledir yani beynimizin içinde kalp atar, zordur o dengeyi sağlamak. yolu hikayecileri de benim yazarlığımın değil ama temsil ettiğim kuşağımızın, temsil ettiğimiz coğrafyamızın, temsil ettiğimiz coğrafyamızın içindeki sanatçıların bir hayata bakışı ya da durumu ile ilgili ne diyelim Oğuz Atay hocamızın da ki ee, boşuna hoca demiyorum. İTÜ merkezli düşündüğüm zaman biz çok evet. uzun yıllarca dedik yani biz Oğuz Atay'la acaba ne, az, ne zaman bir araya geleceğiz, hangi vesileyle bir araya geleceğiz derken pandemiymiş sebebi bu da manidar tabii. Ee, o yüzden böyle bir oyunu anlatıyor. Yazmaktan ziyade uyarlayıp seyirciyle paylaşmak üzerine bir deneyim. Öyle. Evet o da tam zamanlı beklemiş gibi aslında biraz önce vurgu yaptınız ya hani o anki derdimiz ne, meselemiz ne, evet. neyle dertleniyoruz. O da tam orada zamanında derdine hizmet etmiş diyebiliriz belki. Evet. Yani o beklemeden hayıflandık vesaire ama doğru zamanda da e, canlandı. Biraz şeydi zaten. Sizin sorunuzda olan o samimi bulunan taraflı Hı -hı. bence. Çünkü genelde şey tercih ediyor. Ya bulunduğumuz yerden. E, gördüğümüz şekliyle biz Cile'in e, anlatabilme yolunu tercih ediyoruz yani. E, bu hem oyun türlerinde kendisini gösteren bir e, yönelim hem de aslında oyunun da kendisinde. E, dolayısıyla Demi yol Hikayeleri de bulunduğumuz yerden sanatçıya, seyirciye, e, bu coğrafyaya ait bir aslında e, yaz e, oyunu. Evet. Evet, oradaki gerçekçilik de geçiyor zaten izleyici inanın. Peki buradan biraz rejiye dönelim. Geçen sezon reji üzerine söyleşirken Ebru Tartıcı Borşas'la nihayetinde kendi söylemek istediğimiz şey için yola çıkıyoruz demişti. Katılır mısınız? Ve de yazarken bu böyle midir sizce? Nelerin duyulması için yazar yazar? Biraz önce biraz bahsettiniz ama genel olarak belki manifestonuzu konuşabiliriz burada. estağfurullah de yok. Yani ben şöyle görüyorum doğrusu genelde işte yaz yazarlık yazamam atölyesi adı altında. Ee, yazarlık atölyesi de yapıyorum. Reji, işte üniversitesinde şimdi reji dersi de veriyorum yüksek lisansta. Bunları hep tartışıyoruz arkadaşlarımla. Yani. Öğrencilerim ama arkadaşlarım işte. Ee, benzer bir şekilde e, tanımlamaya çalışıyorum kendimce, kendi yolculuğum. E, bence yazar daha tanrı, yönetmen daha peygamber tarafında duran bir varlık. Yani bu ne demek? bir kitap var ve hı hı. bir oyun işte ne diyelim Edmund birazdan ona geleceğinizi tahmin ettiğim evet. için. Işte. <laughs> Edmund Rostand yazmış Sinan Ode diye bir oyun. Şimdi tanrımız o. Hı hı. O ne diyorsa o. Ama bir de araya yönetmen diye birisi geliyor. O da bize kendince anlatıyor. Kendi algılama biçimiyle anlatıyor. Dolayısıyla o bize ne anlatıyorsa o oluyor. Yani bir aracı... Ayaklandıran da oluyor aynı. Evet. E, ve galiba yine kendimce algılamaya çalış yani kişi çünkü üretirken kendi yolculuğunu da anlamaya çalışıyor. Ben nasıl üretiyorum acaba? Oyuncu olarak, yazar olarak veya ne yapıyorsak işte. Ee, orada kendime verebildiğim cevabı da hep paylaşmaya çalışıyorum. Ben şöyle görüyorum. Benim vazifem yazar olarak, yönetmen olarak, oyuncu olarak, sahne tasarı neysen ben sanatçı aday 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 adayı olayım hadi. Ee, o olarak vazifem şu galiba göstermek değil, görünür kılmak. Ee, ve bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Görünür kılmak ne demek? Seyircisini, alınlayıcısını yani unutmadan Tabii. onun tamamlayacağı boşluklarla ve doğrudan göstererek değil, görünmesini sağlayarak bir yapıt ortaya koymak. Yani e, herhangi bir eseri sahne üzerinde seyrettiğimizde bizim zihnimizde ya da gözümüzün önünde müzikte bunu çok rahat algılarız. Gözümüzü kaparız ve bizi bir yere doğru götürür. Göstermemiştir aslında bize hiçbir şey ama görünür kılmıştır o götürdüğü yeri. Resimde aynı şekilde, e, haliyle tiyatroda da aynı şekilde. O yüzden sonuçta kendi e, istediğimiz şeyi anlatıyoruz onun yanına. Bir yandan da görünmesini arzuladığımız paydaşlarımızla beraber ortak bir rüya görebilmek için öncülük yapıyoruz yönetmen olarak. Yani ben biraz da öyle görüyorum galiba. Yani herkesin aynı rüyayı görmesini sağlamaya çalışmak. Çünkü tiyatronun ritüelistik tarafı biraz ortak rüyalara da gebe. Yani biz bir göz oyunu seyrederken beraberce bir rüyayı görüyormuş gibi olursak galiba daha çok birbirimize bağlıyoruz. Key keyfi orada galiba Peki gerek sahnede oyunculuk yaparken, gerek bir oyunu yönetirken, hatta öğrencilerinize ders anlatırken dinlemek ve dinletmek kavramları sizin için ne anlamlar ifade eder? Yani bununla ilgili aslında temel oyunculuk meselesinde de çok konuşulur bu konuda. Dinlemek esastır diye. Ee, ben de genelde derslerde özellikle oyunculuk derslerinde hemen tahtaya ilk yazdırdığım şeylerden birisidir. Kendime de yazdığım yani bunu aman bunu bir yere yazın. Kafanızın, zihninizin bir yerinde dursun ama kapınızda da dursun. Tiyatronuzun girişine asın. Çare partnerdir her zaman. Her zaman çare partnerdir. Bu ne demek? Ee Brecht amcamızın <laughs> Bertolt Brecht amcamızın bir lafı vardı. Sahnede rol yoktur, ilişki vardır diye. Evet. Güzel bir tabirdir bu. Çok severim ben. Yani sahnede sadece yine o örneği verelim haydi. Sirano olmanız yetmez. Sirano diye bir rol yoktur. Cyrano ve Roxan diye bir ilişki vardır. Cyrano ve Christian diye bir ilişki vardır. Cyrano ve Lobre <laughs> diye bir ilişki vardır. Cyrano ve Burnu diye bir ilişki vardır gibi gibi gibi. Yani aslında hepimizi var eden şey aslında ilişkimizdir. ya. Yani bir tek Selma'dan bir tek Yiğit'ten bahsetmek mümkün değil. Şu an Yiğit'le Selma arasındaki işte sohbet eden iki kişi ilişkisini konuşuyoruz ve onun üzerinden aslında bir podcast'te gerçekleştiriyoruz. E, o yüzden oyunculukta hep bu öncelenir. Rol yok, ilişki var. Başkalarıyla oluyoruz. Dolayısıyla da dinlemek daha da önem kazanıyor. Yani çok şanslıyım ben. Çok usta oyuncularla oynadım. Tormis gibi, Tormis İncer gibi. Suna Pekusel'le de oynadım. Yani pek çok isimle oynama şansım oldu. Oynamadıklarımı da seyredince zaten fark ettiğim bir şey var. Dinleyerek sizi oynatan çok usta isimler var. Sadece dinliyor sizi. Ama öyle bir o... dinliyor ki siz istemeseniz de oynuyorsunuz. Bizi oynatıyor. E, bu bir kudret tabii ki. O yüzden aslında dinlemek e, çok önemli. Genelde hayatta da başaramadığımız bir şey bu. E, hayatta evet. başarabilsek başka şeyleri de çözüyor olacağız. Ama sahnede bunu başarabilince temelde de birçok sıkıntının ortadan kalktığını görüyoruz. Aksi takdirde hep ezbere gidiyor oluyoruz. Ne yaparsak yapalım işte. Onun en güzel örneği de şeydir yani. 80 oyun boyunca bir oyuncu ama der. Diğeri aması maması yok diye lafını keser. 81. oyunda oyuncu fakat der. Karşısındaki oyuncu aması maması yok der. Şimdi bu ezbere gidiyoruz demek. Dinlemiyoruz demektir. Halbuki evet. dinlediğimiz her salise bizim canlı olduğumuzun kanıtıdır. Dinleniyorsak ne mutlu. Dinlenmek, ya yani birinin siz dinliyor oluşu da aslında işteş bir eylem olan, karşılıklı gerçekleşen bir eylemin diğer tarafı. Dolayısıyla orada da yine aslında o ilişki var. Finalde de zaten seyirci oyuncu, seyirci oyun ilişkisi var. Dinlemek ve dinletmek. Çok iyi usta oyuncular. Daha dün tekrar içimden geldi bir iyi ki yapmıştı mı? İyi ki yapmış mı seyrettim Metin Akpınar'ın yolculuğunu anlatan belgeseli. Hı hı. Şimdi ben evet canlı seyrettim Metin Akpınar'ı ve şanslıyım onunla aynı masada da oturdum. Birkaç saat ikili bir sohbet de gerçekleştirebildik. O evet çok şanslı hissediyorum kendimi. Orada da yine aynı şeyi düşündüm. Seyirciyi dinlemek de çok önemli. Çünkü e, bizim Sahneye çıkan oyuncular işte her birimiz için öyle şeyler vardır. Bugün seyirci çok güzel. Bugün işte seyirci butafor denir hatta. Butafor böyle bazı malzemeleri yapmaya denir. Hı hı. Sahnede gördüğümüz muz gibi işte meyveler falan hep butafor denir onlara yalandan. Sanki butafordan seyirci yapılmış heykel gibi yani. Salonu konmuş çünkü hiç reaksiyon yok. Seyirci Japon denir, Fransız denir. <laughs> hiç reaksiyon ver yani çok kahkah kah, kih kih bir oyun. O günkü gösterimde nedense hiç seyirci gülmüyor. E neden? Çünkü seyirciyi dinlemek diye bir mesele var. O an tiyatronun biricikliği orada zaten. Başka hiçbir şeye benzememesinin sırrı orada. Aynı anda bir şeyi paylaşıyoruz. O gün var o. Bir daha da yok. Ve işin güzel tarafı bizim mesleğimizde şu oluyor yani. Birbirimize ki o da çok güzel bir duygu. Oyun bugün nasıl geçti diye soruyoruz. Bunu başka kimse kimseye sormaz. Yani bugün işte marangozhanede çalışan birisine bugün nasıl bir mobilya yaptın diye sormuyoruz. Bugün bir maddi şeyler soruyoruz. İş iş var mıydı bugün müşterimiz? Ki evet. birine oyunun nasıl geçti diye sormak da başka bir ilişkinin tarifidir. Çok özel bir durum burada. E, paydaşlığın, partnerliğin. Evet o değişkenlik o dinamizm onun doğasında var zaten. Bunu seyirci de çok bence bizzat hissedebiliyor. Çok yakın geçmişten bir örnek vereceğim kendimden. Aynı fiziksel mekanda Ankara'da aynı bir sahnede izlediğim, iki gün arda arda izlediğim iki farklı oyun var. Benzer temalar işlese bile bir gün önce izlediğim grup, oradaki nasıl bir enerji bilmiyorum ama o oyunu bana o kadar içselleştirmeme yardımcı oldu ki tabii ki oyunun marifeti de orada çok fazla. Ama inanın koltuğun ucunda sırtımı arkaya yaslamadan izledim o bir buçuk saatlik oyunu aralıksız. Ama ertesi gün izlediğim oyunda ama gerçekten kötü bir seyirci kitlesi vardı ya. Oyun çok güzel. Metni biliyorum daha önceden ve bir beklentiyle gidiyorum. ister istemez ön yargılıyım pozitif de olsa. Ve o oyunu yaşayamadım. Oyunu hissedemedim. Yani diyorum ki aynı fiziksel mekan. Neredeyse aynı koltukta oturuyorum. Bu kadar değiştiren seyirci. Gerçekten bunu bizzat yaşadığım için paylaşmak istedim. O enerji yoktu. Bence oyuncularda da geçememişti. Onlar da hissedememişti. Dinamik ruhu her daim baki. Yani evet işte bu belki de bir hafta sonra seyretseydiniz çok beğendiğiniz oyunu hiç sevmeyecektiniz. O olabilir, çok sevdiğiniz oyunu çok sevecektiniz. Bilemiyoruz ki. O anın büyüsü çok çok acayip. Yani, yani, oyuncuyu yani. etkileyebildiği gibi sahnedeki bu reaksiyon, enerji ya da enerjisizlik seyirciyi de etkiliyor çok inanın. Çünkü seyirci evet. de öyle bir bilinçle gidiyor ve onun yokluğundan e, serzenişte bulunabiliyor. Evet, tabii karşılıklı yine bir ortak ilişki aslında. Çok şeyde Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyununda Haldun Taner'in geçer. E, der ki bir aktör her gece yüzlerce kişiyle aşk randevusu, Alexander Duman'ın lafını hatırlatıyor. Evet, evet, evet. Bir aktör her gece binlerce kişi, yüzlerce kişiyle aşk randevusu olan doğru. kişi. Doğru. E doğru. Biz bir şey paylaşıyoruz o sırada ve bir aşk da aramızda. Hiç tanımıyoruz birbirimizi. Evet. E, ve bir anda e, işte tiyatroyu nasıl başladığımın sırrı üzerine sohbet ederken aslında söylemiştim ya sevilmek. Yani Hı -hı. ben Hikmet'ini seyrettiğimde, Nejat Uygur'u seyrettiğimde onları ne, ne çok sevdiğimi sadece benim değil. Orada işte İzmirliyim ben. İzmir Fuar Açık Hava'da binlerce kişiden bahsediyorum. Nasıl onlara sevgiye baktığını gördüm. E ben şimdi şehir tiyatrosunda atıyorum Hayal Temsil diye bir oyunu oynuyorduk biz mesela. Alt, alt sene oldu çıkalı işte neredeyse sekiz sene olmak üzere. Yedi sene. E, yani yüzlerce kez oynamışız demektir. Orada da görüyorum mesela seyircinin nasıl çocuksulaştığını nasıl bizimle aynı anda bir şeyi paylaşabildiğini. Başka oyunlarda da görüyorum ama uzun süre belirli ise oynayınca daha net görüyorsunuz. Ya da <laughs> bizim Gülhan Kadim'le oynadığımız 444 diye bir oyunumuz var. E, evet. 14 sene oldu. Biz 14 senedir oynuyoruz. Yani çok acayip bir şeyden bahsediyorum. E, 14 senedir oynuyoruz. 14 sene oldu. Daha geçen hafta bayramdan önceki hafta oynadık. Gülhan yine sahnede bir gülme krizine girdi. Ben yine bir yerde saçmaladım. E, o, ama yani 14 sene. E, yani evet. ben o oyunu yazdığımda 28 yaşındayım. 28-29 yaşındayım. Şu an 43 yaşındayım. E, şaka gibi geliyor ama tazeliği zaten candanlığı belki de e, orada. Evet acayip bir şey. Evet. Şimdi ben de düşününce bunları düşünmüyoruz ama vesile olduğunuzu düşünüyorum. Evet. Özel bir durum gerçekten. Bence de çok kıymetli. Peki buradan biraz böyle negatif bir tarafa da geçelim. Acı gerçek. Ya tiyatronun her daim taşıdığı, bazen de taşımak durumunda kaldığı o yılmazlık ruhundan bahsedelim istiyorum. Özellikle son dönemlerde hani fazlasıyla deneyimlemek zorunda bırakıldığımız bu gerçekliğe dair neler söylersiniz? Tam anlayamadım yılmazlık derken. Yani belki böyle pes etmeme, her daim, her durumda, her koşulda üretebilme gücü de diye diyebiliriz. O yılmazlık derken biraz onu Aldım. İngilizceden çevirdim galiba. Resilience demek istiyorum ama. O zaman ben İngilizce mi devam edeyim? Yok. Hayır, estağfurullah. <laughs> Başaramam. <laughs> e ee, şöyle yani şimdi bu burada tabii birazcık yeni kuşakla çeliştiğimiz bir nokta olduğunu ben seziyorum bu vesileyle. Onu da kendime tekrarlayayım. Yani e, şurada çelişiyorum ben. Ve bizim kuşak, bizim kuşağı temsilen ben diyorum ne olur yanlış anlamayın. Evet. Ustalarla, doğayanlarla paylaştığımız sahnede onları seyrederken... Yani ben Suna Pekkuşsal daha yeni tiyatroya girmişim 22-23 yaşındayım. Aynı oyunda oynuyordum. Figür yani. Ee, her oyun sahnede değilsem kenarda oturur seyrederdim yani. Aa şurayı nasıl yapıyor, şu zamanlamayı nasıl yapıyor? Çünkü Suna abla da her oyun bir yer vardı mesela... Ay dur bugün alabilecek miyim diye deniyor. Reaksiyon almaya çalışıyor. Seyirciden. Bir gün azalıyor, bir gün çok alıyor, bir gün hiç almıyor. Sinirleniyor buna. Ertesi gün çalışıyor tekrar geliyor. E, bunu söylediğim sırada Suna pek saldı. Su su yani dünkü çocuk değildi. E, Tommy ile ben yıllarca beraber işte yazdım. o Beraber oynadık. E, çok özel bir Tommy sincerli yani zaten özel bir hukukumuz var. Annemle evet. ve e, nasıl öğrenci olduğunu, nasıl bir heveskarlıkla e, meslek dediğimiz şeyi gerçekleştirdiğini, nasıl önceden geldiğini, ütüsünü yaptığını, bir şey aksadığı zaman nasıl kendince halletmeye çalıştığını gözlemlemiş birisiyim. Dolayısıyla nelere rağmen tiyatro yaptıklarını kulaktan kulağa dinlemiş birisiyim. Ben Seçkin Servinin de öğrencisiyim. E, o da annelerimden biridir. Onun ne acılar çektiğini, ne mücadelelerle, şimdi Seçkin diye de bir kitap çıktı belki size de takip daha... Evet, biliyorum. Ondan, e, çok net öğrenebilirsiniz. E, biliyorum. Dolayısıyla ben Birincisi e, şikayet edemiyorum. Yani onların yaşadığı yolculuğu, çektikleri e, sıkıntıları bilince şımarıklık gibi geliyor. bu Yani şeydir ya iy iyilikte böyle alenen söylenmez. Bu tür sıkıntılar da e, çocuklara evet. mesela çok yansıtılmaz. Ben de böyle mesleğimi biraz öyle görüyorum galiba. E, dolayısıyla böyle sürekli bu tür sıkıntılardan bahsetmeyi yediremiyorum kendime diyeyim. Bu benim gafletim olabilir. E bir yandan da onlardan gelen bu gendiğim nedeniyle de işin doğasında bu olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bakamıyorum. İyi de artık tiyatrocular da para kazansın. E, evet keşke kazansalar ama öncülüğüm benim hiçbir zaman para ben bilmiyorum ya paradan hala hiç anlamam. Geldiği zaman hemen tiyatroya veririm falan. Çoğumuz öyleyiz. Çevremdeki insanlar da genelde öyle. <laughs> öyle olmayanların da öncülüğü para değil. Önce İspana evet. değil. Yani e, bu ama sadece burada da böyle değil. Ya, emin olun. Yani bizdeki sıkıntı bunun bir sektörel alana dönüşmemiş olması. Bu olmaması bu ayrı bir konu ama Almanya'da da durum böyle, Amerika'da da durum böyle. Yani e, sektörel karşılığı olmadığı için bir mesele devam ediyor. Ama Almanya'da da bir, bir oyuncu gördüğünüz zaman ne dersiniz diye bir fıkra vardır. Almanya'da bir oyuncu gördüğünüz zaman ne dersin? Bana iki bira. Çünkü Almanya'da da oyuncular genelde barda çalışıyor para kazanmak için. Bizde de kafede çalışıyor. Benim bütün öğrencilerim kafede çalışıyordu. Kafelerde çalışıyorlar. Yövmiye olarak. E, evet. Yani. E, bunun bir sonu var mı? E, muhakkak bir yerde vardır. Ama toprak neyse o topraktan çıkan ürün de odur. Bu coğrafya budur. Bu coğrafyadan çıkan ürünler de bunlardır. Hikayesini anlatır. Memleket ne kadar e, ekonomik olarak ferahsa, ne kadar düzgünse sanatı da o kadar ee, bazen ters orantılı. <laughs> Dil hikaye anlamında ters orantılıdır. Ne kadar fakirleştiyse o kadar zengin hikayeler çıkar. Tuhaftır yani. Ama ekonomik olarak da doğru orantılıdır tabii ki. Yoksa çok açıklıkla bence herkes belki farkında değildir ama yani şu anki herhangi bir bilet fiyatı emin olun ucuz. Bakın herhangi bir bilet fiyatı diyorum. Yani buna 350 400 liralık biletler de var biliyorum. Emin olun onlar da ucuz şartları bildiğimiz zaman evet Tabii yani e, şu an ben hep söyledim şehir devlet tiyatrosunda biletler pahalı çünkü onlara sizin vergilerinizden kesiliyor bir sürü şey oluyor aslında öyle olmaması gibi bugün aldığınız bir biletin onda biri bile e, o bileti satan tiyatroya kalmıyor bunu herkes emin olabilir yani ve Biliyorum. herkes o söyleyecektir katılacaktır benim söylediğime tiyatronun içindekiler o yüzden bu bununla ben çok uğraşamıyorum ya. <laughs> çok açık söylemek gerekirse biz de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Kampanya yaptık. Hala şaşkınız oluruz. O zaman da ne yapacağımızı bilemiyorduk ama insanlar yönlendirdi. Ee, yine bir şekilde ayakta başkalır gibi kalmaya gayret ettik. Evet. Ama o çok güzel. Ben de daha dün gibi hatırlıyorum o destek kampanyasını. Hani o gün be gün takipler ve hani insanlar bizi gerçekten kıymet veriyormuş. Gerçekten hani yokluğumuzun bir anlamı olacakmış. Çünkü varlığımız kıymetli ve bunu bir şekilde zar zor da olsa maddiyata döküyor olmaları ve her yerden ne mutlu ne mutlu ki gerçekten hani hala böyle destekleyiciler var. O demir yolundaki ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba? Ben buradayım sevgili seyircim. Sen neredesin acaba? Sorusuna verilmiş. Çok güzel bir cevap da Evet, evet. Ha. Çok güzel. Çok şanslısın ya, gerçekten. Hepimiz, evet. hepimiz evet. evet. Peki buradan biraz açık radyo yıllarınıza dönelim. Yıllar evvel o açık radyo bünyesinde yaptığınız Kurander'de Kalanlar adlı programı hatırlatalım dinleyicilere. Ve şimdilerde kulak tiyatrosu denen Podakto'ya da dair tiyatronun dinlenilebilirliğine dair düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne kadar dinlenilebilir sizce? O bir türü aslında. Şimdi tiyatronun tabii bir, bir sürü başlık altında değerlendirebilir evet. Ama radyo tiyatrosu diyelim işte. Kandarda işte kalanlar programı bir söyleşi programıydı aslında. Ben e, olumsuz taraf oluyordum. Aslı ya da Ömer olumlu taraf oluyordu. Konuğumuzu ortaya alıyorduk. Ben ne biçimmiş bu niyet tiyatro yapıyorsunuz ki ne kadar saçma bir şey gibi. <laughs> olumsuz yaklaşıyordum. E, Aslı ya da Ömer de işte olumlu tarafta aynı güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep yap yapın şeklinde e, yaklaşıyordu. Konuk da kendini aslında bu bipolar tavır karşısında e, iki uçlu tavır karşısında ifade etmeye çalışıyordu. Böylece oradan bir ne diyelim sahici cümleler doğuyordu aslında. Çok keyifli, çok çok özel konuklarımız oldu yani Gülriz Suruliler, Rahmetli Üstün Akmen, Can Gürzap, Seçkin Hoca, çok Cem kal Mehmet Birkiye çok fazla kişi yani konuğumuz oldu. E, o yüzden değerliydi. Onun dışında bir de Filifudan Sesler diye radyo tiyatrosu yaptık biz. E, onun da diyebilirim ki yani bu kadar keyif aldığım çok az şey vardır ben kendi adıma beraberce bir şeyi okumak, ses dünyasında onu yeniden yaratmak biraz ilgim de olduğu için. Çok keyifli geliyor. Tiyatro dinlenebilir de bir şeydir elbette ki. Salt seyredilebilir bir şey değildir aslında. Bütün bunların bütünüdür. Bazı oyunlar kulağımızı daha çok kullanır zihnimize ulaşmak için. Bazı oyunlarda gözümüzü daha çok kullanır. E bir de bence pandeminin getirisi olarak kulağı yeniden hatırladık biz. Aslında uzaklaşmıştık ondan. gönül ister ki burnumuzu da hatırlayalım. <laughs> yani biraz ağzımız artık dursun da <laughs> koklayabilelim yani o en ilkel sahici olanı da hatırlayabilelim. E, o yüzden aslında kulak doğal olarak kendini hatırlattı. Çünkü bu kadar görsel bombardım olan bir yerde dinlemenin Birkaç soru öncenizde de o vardı ya demek ve dinletmek kıymetini de anlamış olduk. Bir yandan da radyo tiyatrosunu ya da Podakto'da gördüğümüz şeyin şöyle bir kıymeti olduğunu düşünüyorum. Bizim kıyısından yetiştiğimiz ama bizden önceki kuşağın evlerini ısıtan o radyo oyunları, arkası yarınlar aslında bir hayali oluşturmamızla ilgili çok güzel itici güçlerdi. Yani bu kadar somutlanmamış, bu kadar görsellerle saptanmamış ve keskinleşmemiş bir dünyadansa seslerinden hayal ettiğimiz, kapının gıcırtısından oturdukları evi görmeye çalıştığımız, birkaç soru önceye de göstermek değil, görünür kılmak demiştim ya, biraz ona da göstermeye bırak diyebilirim ki evet çok kıymetli. O sesin bizi götürdüğü yer çok kıymetli. Dinlediğimiz zaman e, duyduğumuz seslerle içinde kendimizi bulduğumuz evren çok kıymetli. Çünkü hayal etmemizi sağlıyor. Evet ve bunu tiyatrocular çok iyi yapıyor gerçekten. Hani Podak'ta da bunu ben hani bizzat dinleyici olarak fark ettim. Bir de şahsen hani sesli kitap da seviyorum bir yandan ve gerçekten çok sevdiğim ve böyle takdir ettiğim tiyatrocuların seslendirdiği kitaplara denk geliyorsam büyük bir keyifle dinliyorum. Hani evet. O yüzden bence onu canlandırtmak, gerçekten o hissiyatı karşı tarafa geçirtmek sesle büyük zanaat. Çok da takdir ediyorum yapanları. Ben çok keyif alıyorum dinleyici tarafında. Peki şimdi o en benim hani özellikle vurguladığım kısım Sirano'ya biraz da girizgahta bahsettik geleceğiz yavaş yavaş dedik onun üzerine konuşalım istiyorum. Hani hep de söylenir ya gelmiş geçmiş en iyi tiyatro metinlerinden ve hatta en iyi çevirilerinden biri diye. Çünkü benim de Ankara'da şu 15 yıllık seyircilik serüvenime baktığımda izi silinmeyenler arasındadır. Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle izlediğim o Durukan Ordu'nun can verdiği Sirano. E, bu eserdeki anlatım gücünden yola çıkarak biraz konuşalım isterim sizce en güzel hikaye anlatma dili nasıl olmalı? Oradaki şiirselliği biraz düşündürtmek istiyorum. Ee, zor bir soru ama şurası muhakkak az önce daha taze taze dinlemekten bahsetmişken e, en güzel hikaye anlatımının kuşkusuz diğer tarafı da dinleyen kulakta sak. Bence e, de. Çok Maalesef e, zarafeti kaybetmeye başlamış bir toplum olduğumuz için son 10 yıldan bahsediyorum. Benim tanıklığımda belki daha önce de kabaydık bilmiyorum da daha bugün bile yaşanan şeylerden bunu görmek mümkün. Daha kaba hemen kaba güldürüler. Hadi hızlıca bana anlatsın. Hadi hadi çabuk çabuk. E, yok mu bunun sıkıldım ben gibi. Hayata karşı böyleyiz. Sokakta da böyleyiz. E, bu Twitter ve benzeri çevrelerin yarattığı o ne diyelim kirlilik mi diyelim ya da işte sıkıntı ile kabalaşmanın da e, maalesef ortasında kalıyoruz. E, o yüzden dinleyen kulaklar da mühim burada. Sizin Sirano'dan keyif almanızın sebebi kulağınızın zarafetidir. Sadece ya, çok sağ olun. E, dile getirinin yani estafla burada zaten biz sadece aracıyız burada e, <laughs> öncelikle Edmond Rostan'ın Rostan sonra orijinalinde daha iyi Sabri Esat Yavış'ın muazzam çevirisi söz konusu. E o hikayeyi öyle dile getirmiş. Sirano bir de yani gerçekten bin yılda bir gelebilecek bir oyun. tekim bin yılda bir gelmiş ve benzerinden de henüz bahsetmiyoruz. Ee, çok biricik bir yerde duruyor. Bu kadar içindeki tiratların ünlü olduğu, bu kadar karakterinin ünlü olduğu başka çok az oyun var Hamlet'ten bahsedebiliriz. Birkaç oyundan daha bahsedilebiliriz ama Siron'a biricik. Ee, biraz o yüzden hikayeyi nereden anlattığımıza bağlı. Bazen çok böyle kaba anlatıyormuş gibi gözükürüz ama çok zarif geçmektedir o. Çünkü aslında zarafet dediğimiz şey dilin inceliği değildir Salt aynı zamanda bir şeyi anlatırken seçtiğimiz yolun inceliğidir. Yani oradaki incecik çizgiyi belki her göz göremez deriz ya o çocuk masalında olduğu gibi çıplak kral çıplak diyen de olduğu gibi ya da Midas'ın kulaklarında ancak anlayabilen kulaklar işitebilir denmesi gibi. Burada da aslında görünür şeyleri böyle kaba vermek yerine böyle ince ince vermeyi tercih ettiğinizde dilde küfür ediyor ya da bir e, argoyu kullanıyor olsanız bile emin olun zarif bir yol tercih etmiş olabilirsiniz anlatırken e, bunu Shakespeare oyunlarında da çok görürüz. Dolayısıyla e, o birazcık sizin e, kulağınızın talebinden ve eğer hikaye paylaşmaya niyetliyseniz de e, kaleminizin kudretinden geçiyor gibi geliyor bana. Anladım teşekkür ediyorum. Sirano bunun çok güzel bir örneği tabii ki kuşkusuz evet. ee, sizin sevmeniz de çok değerli ben de çok severim doğrusu ee, güzel bir örnektir yani edebiyat farklı sanat dallarının buluşması açısından güzel. Bence de. Ne mutlu bize hani izletene, izleyene diyelim. Peki sonlara yaklaşırken bizim yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramına bakış açımızı sormak isterim. Sizce kolonlar arasında seyirci etrafını alan hikaye mi kırmalı o hayali duvarı yoksa yönetmen mi? Yani aslında bu tabii çok uzun bir yolculuk. O dördüncü duvar meselesi bizi binlerce yıl öncesine kadar getirir, götürür pardon. Ee, hala tartışılır. Yolları, yolculukları farklı da olsa sonuçta gayretleri aynı yöne doğrudur. O duvarı ortadan kaldırabilmek. E, bunu bazen mekan yapar. Mekanın ta kendisi yapar. Bazen e, rejinin ta kendisi yapar. Bazen oyuncunun kendisi yapar. Ama dönüp dolaşıp aslında reji yapar her şeyi. Uh -huh. Mekanı tercih eden de reji olduğu için. E, buradaki zannediyorum soracağımız belki de soru o dördüncü duvarı kırma gayretimizin içindeki sebep. Biricik sebep. Niye kırıyoruz o duvarı? Seyirci niye o duvarı kırdığımız anda bize dahil olsun veya biz niye hikayesine dahil olalım? Seyircimizin. Bu her e, oyunda karşımıza çıkacak bir şey değildir tabii ki farklı farklı oyunlarda tercih edilebilecek bir şey olur. Ama şunu biliyorum mesela mekanın örnek verdiğiniz için söylüyorum e, hayal kurmaya bu kadar yönelik bir eylemken seyretmek, tiyatro işte şiir müzik e mekanın ne olduğu da bir süre sonra anlamını yitiriyor aslında. Evet. Siz o... E, kolonların kumbara 50 kolonlu bir tiyatro olduğu için sloganı da insanı insana kolonla anlatan tiyatrodur. Diyenler için bir <laughs> bilgi olarak söyleyeyim. O kolonlar zaten başka anlamlara gelir. Kolonlar gözünüzün önünde tamamen silinir. Yeni bir dünyaya açılır. O duvarlar devrilir ve siz çayırda oyuncularla beraber koşmaya başlarsınız. Bu birazcık o anın büyüsüyle ilgili galiba. O anın büyüsü de hem metinden varsa hem yönetmenden hem ekipten hem seyirciden geçiyor işte. Ta birkaç soru önce konuştuğumuz gibi. O anın büyüsüne beraber vakıf olabilmekten geçiyor. Beraber aynı düşü görmekten geçiyor. O yüzden siz o dördüncü duvara ihtiyaç duymuyorsanız beraberce bir yolculuğa çıkmak, aynı düşü görmek çok olası. Evet, anladım. Hiç bitirmek istemiyorum ama son bir soruyla noktalayabiliriz bu hoş söyleşiyi. Son olarak Büyük Usta Genco Erkal'ın yeni nesilden yol arkadaşınız kimdir sorusuna verdiği Yiğit Sertdemir cevabını hatırlatmak isterim dinleyicilere. Böylesi bir onur sizin tiyatro için yaptıklarınızın sağlaması diyebilir miyiz bir nebze? E, bence bana çok büyük gelen bir cümle o. <laughs> hiç, <estağfurullah. gülüyor> ben onu yani Genco Hoca aradığı zaman bana dedi böyle bir şey sordular dedi ben de seni söyledim dedi ben zaten bir süre kaldım telefonda <laughs> ee, böyle bir ses benden hiç düzgün bir cümle kalmıyor teşekkür <laughs> ede aman ay, ay, e, falan kekelemeler sonra da işte bir fotoğraf çektirdik falan o bir şeyler yazmış ben bir şeyler yazdım bu tabii ki sağlam ama e, büyük, hmm, biraz tabii ki göz yaşartıcı falan o kısımları geçiyorum. <laughs> o duygusunu geçiyorum ama ağır da bir şey tabii ki. Yani sorumluluk bağında. Of evet. Sağlama mı bilmiyorum. Belki de yanılıyordur genç hoca. Onu bilemem. Yani baktığı yerden böyle bir kendi yolculuğuna benzetip öyle bir şey görüyor olması en azından yolculuğumuzun benzer yollardan geçmiş ustalarca görünür olduğunu gösterir en ikonu. Ben Yiğit olarak değil sadece bizim grubun da bir üyesi olarak bu hak etmediğim e, onura ha, o, hasıl oldum. E, o yüzden aslında bir temsiliyetin sonucu. E, belki bugün sorsanız başka birini söyler Genco Erkal. E, yarın sorsak başka birini söyler. E, önemli olan Genco Erkal hep olsun, ustalar hep olsun. E, onun izinden gidecek işte şey, çok insanlar var. Yani Ferhan Şensu'yu getirdik. E, onun giden çok insanlar var. Necdet Uygur'un da vardı. Yaşayanlar başımızdan eksik olmasın. Onlarla beraber yol alıp onları seyredip hayran olmaya devam edelim. Gayrısı pek de mani aldı <laughs> değil. Umarız. Öyle devam ederiz işte ne bileyim ben. Öyle. Bence güzel bir bitiriş oldu. Yol daim olsun yeter ki. Evet hani başlatanlar, devam ettirenler değişecektir elbette ki ama evet. o yolculuklar daim olsun. Çok güzel bir söyleşiydi. Öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ediyorum bu kadar yoğunluğunuzda hani uzun süredir iletişim kurmaya Mesela çalıştık. Ya bir şekilde ya. şartları zorladık falan ama benim için çok kıymetli oldu. Arşiv için çok kıymetli oldu. Meraklısına bence çok dolu dolu bir içerik bırakmış olduk. O i̇yi ki varsınız. Var. Çok sağ olun. Ben ya. çok mutlu ayrılıyorum bu söyleşiden. Siz iyi ki varsınız. Yani çok uzun bir mesaimiz oldu bu konuda. <laughs> Dinleyicilerim <de> yani. <laughs> Sonuç e için her yol mübah diyerek <gülüyor> herhalde. <gülüyor> demenizi seneyi devriyesini bile geçtik yani çok uzun. Evet, iki yıl olacak yaklaşık sorun değil olsun. <laughs> oh, muhteşem oh, Zamansız bir yayın yaptık öyle düşünün her sene dinlenebilir. Tabii buna da şey diye bakabiliriz her şeyin tuhaf bir şekilde zamanı geliyor ve o zaman kıymetli oluyor belki bugün bunu yapıyor olmamızın da bir sebebi vardır son yayın galiba bu değil mi? Öyle bir şey. Evet biz Mayıs son yayınını sizle yapıyor olacağız. Böylece güzel bir kapanış. Yani yeni sezon için de bu güzel bir bekleme motivasyonu olacak dinleyiciye bakalım. Umarım öyle olur. Sizin için en azından öyle olmuştur. Ben çok teşekkür ederim. Bunların kayıtlı kalmasını sağladığınız için. Ileride... Evet arşiv şey çok kıymetli. Hani özellikle şu pandemide onun eksikliğini çok yaşadık değil mi? Onun yoksunluğunu. Arşivimizin şey ne kadar geride kaldığını. Maalesef maalesef. Ee, bakalım. Umarım böyle bir belgeyi ileride de dinlemek nasip olur ve bence sanki... de çok kıymetli oldu. <laughs> bence de. Dinleyicisi de bol olsun. Çok sağ olun. Daim olsun böyle başarılarınızı da biz de şahitlik edelim diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.